Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bir fonksiyon sorusu çözeceğim size. Görüntü kümesi sorusu. Önce lütfen kendiniz çözmeye çalışın, sonra benden dinleyin. Çünkü burada da ufak tefek de olsa bir yorumdan bahsedeceğim size. Çözdüğünüzde bakalım siz ne bulacaksınız? Ben şimdi bahsedeyim size. Bir fonksiyon arkadaşlar görüntü kümesi sorulduğunda bazen arkadaşlar direkt uç değerleri böyle koyuyor. İşte birisi -50 çıkıyor buradan. Diğeri de kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Şey 2 çıkıyor pardon. O zaman diyor ki bu fonksiyon böyle azalan pardon artan fonksiyondur. Y değerlerinden biri -50 gelmiştir. Biri 2 gelmiştir. -3 -50 noktası. Burası da 1'e 2 noktası. Böylece görüntü kümesi -50'den 2'ye 52 tane değer alır deyip yapar. Böylece yanlış gelir cevap. Çünkü biz bu fonksiyonun daima artan olduğunu bilmiyoruz ki. Daima artarsa ya da daima azalırsa uç değerleri koyabilirsiniz. Böylece görüntü kümesi direkt çıkar. Örnek bir doğru grafiği arkadaşlar her zaman daima artandır ya da daima azalandır. Doğru grafiği olsa x yerine -3 koyarsın y'yi bulursun. X yerine 1'i koyarsın y'yi bulursun. Böylece uç değerlerin grafiği şey uç değerler size direkt görüntü kümesinin sınırlarını belirtir. Ancak bu soruda arkadaşlar fonksiyon biraz artıyor, sonra zirve yapıyor, biraz azalıyor. Peki ben bunu nereden anladım? Tabii ki böyle bakarak değil, türevini alarak. 3x kare eksi 6x bu fonksiyonun türevi. Böylece bunun neyini bulacağız biz? Yerel max, yerel minimumunu. Haliyle bakın 0 ve 2 bunun türevinin kökleri. Artı eksi artı böylece sıfır da zirve yapmış, 2 de dip yapmış. Yani bu fonksiyon x eşittir eksi 3'ten sıfıra kadar, x eşittir sıfıra kadar artmış, sonra azalmaya devam etmiş. O zaman arkadaşlar bu fonksiyonun maksimum değeri f1 değil, f0 çıktı. F0 da buradan 4 geldi. Sonra eksi 3 veya 1 yerine koyarak alabileceği en küçük değeri bulursunuz. Eksi 3 koyarsak da bakın fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 50 geldi. Böylece arkadaşlar a eksi 50 oldu. B de 4 oldu. Bunların arasında toplamda 55 tane sayı var. Bizden b eksi a'yı istiyor. O da 54 oldu. Gördüğünüz gibi şu grafik kısmı bizim için önemli. Fonksiyon grafiklerinde size ÖSYM'de zaten AYT ve TYT'lerde soruyor. Görüntü kümesi sorarsa tavsiyem şudur. Mümkünse grafiğini çizmeye çalışın. Mümkün değilse muhakkak oranın tepe noktasını bulacaksınız. Parabolde de yapıyoruz malum. Tepe noktasını bulmadan görüntü kümesini atlamayın. Eksik veya fazla bulursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.